Merhaba arkadaşlar. Bugün de anayasa tekrarıyla devam edeceğiz. Evet. Dün bildiğiniz gibi hukukun kaynaklarında kalmıştık. Kaynaklarında kitap ve doktrinlerde kaldık. Onlara birazdan geçeceğiz. Onun öncesinde bir şeyler sorayım. Nasılsınız, iyi misiniz? Biraz karşılıklı konuşalım. Ondan sonra derse geçelim. Dersler nasıl gidiyor arkadaşlar? bakalım Görüyorum. öğrencilerim var. Gel arkadaşlar da gelsin. Birazdan başlayalım. bir tablonun resmini çekin. Anayasa anlatacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar yavaş yavaş derse başlayacağız. Ola vermiştik. Coğrafyadan sonra. Dün hatırlarsanız iç da kaldık. Hukukun kaynaklarında yazılı kaynaklar, yazısız kaynaklar bitti. Yardımcı kaynaklardan iç dağıtlarda kaldık. Doktrinlerde kaldık. Bunu bitirdikten sonra hukukun dallarına geçeceğiz. Yeni bir konumuz ve şu tabloyu yorumlayacağız. Tabi bugün hepsi bitmez. Dediğimiz gibi anayasa, özellikle ceza hukuku çok önemli. artık nereye kadar gidebilmişsek. Evet arkadaşlar, içtihat nedir arkadaşlar? Önce bir size soralım. İçtihat nedir? Bakın zaten parantez içerisinde de vermişiz. Demişiz ki yargı kararları. Peki nasıl yargı kararları? Çünkü herhangi bir suç karşısında yargının vermiş olduğu kararlardır. Herhangi bir suç karşısında yargının vermiş olduğu kararlardır. Peki, iştahatlarla ilgili soru sormuştuk hatırlarsanız. İşte yazılı kaynaklardan, yazısız kaynaklardan, yardımcı kaynaklardan öncüler veriliyor karışık. Ve bunlardan hangileri bağlayıcıdır, hangileri bağlayıcı değildir? Ya da hakim hangilerine uymak zorunda ya da hangilerine uymak zorunda değildir tarzına sorular geliyordu. O zaman biz ne demiştik? İştahatların bağlayıcılığı yoktur. Yani hakim uymak zorunda değildir. Bakın o zaman iştahatlara hangi boşlukta bakılabiliyordu? Bir hatırlayalım. Suçun karşılığı yazılı kaynaklarda yoksa kanun boşluğuydu. Töreye bakıyorduk. Körede de yoksa hukuk boşluğuna dönüşüyordu. İştahatlara bakabiliyorduk. Ama iştahatlara demek ki bak hukuk boşluğunda bakılabiliyor ama iştahatların bağlayıcılığı olmadığı için hukuk boşluğu son çare olarak neyle dolduruluyordu? Hatta bu demiştim ki çıkmış bir soru aynı zamanda. Neyle dolduruluyordu? Evet, hukuk yaratmasıyla. Yani hakimin kendi kendine kanun yapmasıyla dolduruluyordu. Peki demiştim ki içtihatlar ile içtihatları birleştirme kararını birbirine karıştırmayacağız. Bakın içtihatlar ile içtihatlar ile içtihatları birleştirme kararını karıştırmayacağız. İştahat bildiğimiz gibi bir yargı kararı. Peki buradan bir örnek verelim. Mesela farz edelim. Elazığ'da, Elazığ'da bir suç işlendi. İlk suçu. Suçun karşılığı hiçbir yerde yok. Yazılı kaynakta da yok. yazısızda da hiçbir yerde yok. Burada, burada hakim önce yazılı kaynaklara baktı. Bakın hatırlarsanız birinci durağımız yazılı kaynaklardı. İkinci durağımız yazısız kaynaklardı. Üçüncü durağımız yardımcı kaynaklardı. Yazılı kaynakları da bulamadı, yazısız da bulamadı, yardımcı da bulamadı. Ve bu Elazığ'daki hakim ilk suçuna farz edelim 5 yıl diye bir ceza verdi. 5 yıl. Ve bu kaynaklara içtihat olarak geçti. Daha sonra farz edelim aynı suç bu sefer Malatya'da işlendi ilk suçu. Yine yazılıya baktı yok. Yazısıza baktı yok. Ondan sonra iştahatlara baktı bir tane var. Elazığ'daki hakimin kararı var. 5 vermiş ama ne demiştim iştahatlara uyma zorunluluğu olmadığı için Balatyalı hakim de buna 5 yıl 3 ay verdi diyelim. Bakın bu da bir iştahat oldu. Bu da kaynaklara geçti. Farz edelim bu sefer aynı suç Ankara'da işlendi. Ankara'da hakim de yine sıra aynı. Yazılıya baktı yok, yazıza baktı yok, yardımcıya baktı yok. Tabi yardımcı da e, var ama uymak zorunluluğu zorunlu yok. İşte Elazığlı hakim 5 yıl vermiş. Malatya'lı hakim 5.3 vermiş. Uyuma zorunluluğu olmadığı için farz edelim Ankara'daki hakim de uymadı ve Ankara'daki hakim de X suçuna 5.6 yani 5.5 sene verdi. Bakın daha sonra 3 farklı hakimin aynı suç karşısında bakın aynı suç karşısında 3 farklı hakimin birbirine yakın kararlarını gördük. İşte o zaman yargı devreye giriyor. Ya diyor ki madem ki benim birden fazla farklı hakimim aynı suç karşısında aynı şeyi düşünüyor. Yani üç ay beş ay farklılık o kadar önemli değil arkadaşlar. Şimdi ben 3'e kadar götürdüm ama bu bir suçtan sonra da birleşme kararı alabilir. Birden sonra da olabilir. Artık orayı biz bilemiyoruz. Ve dolayısıyla mantık şu. Yargı şöyle düşünüyor. Diyor ki aynı suç karşısında madem ki birden fazla hakim aynı şeyi düşünüyor. Tekrar söylüyorum birkaç ayın farklı olması önemli değil. O zaman diyor ki bundan sonra bu suçun karşılığı şu olsun. İşte atıyorum mesela diyor ki x suçunun karşılığı yuvarlıyor 5 yıl olsun artık. Bakın bu kaynaklara artık birleştirme olarak geçiyor. Ha o zaman demek ki birden fazla hakimin kararları birbirine yakınsa yargı bunları birleştiriyor. İşte bunlara içtihatları birleştirme kararı denir. Peki diyeceksiniz ki şurada bir uyarı yazmışım. İştahatlar, e, i̇ştahatları birleştirme kararını kim alır? Bakın unutmayın eğer idari bir konuysa danıştay birleştirme kararı alır. Eğer adli bir konuysa yargıtay birleştirme kararı alır. Bir de burada dikkat etmemiz gereken şuydu. İştahatları birleştirme kararı artık bir yardımcı kaynak değildir. Artık aslidir. Çünkü iştahatları birleştirme kararı artık yazılı kaynaklarla eşittir. Yani kanunla eşit sayılır. Kanunla da eşit sayıldığı için hakim uymak zorundadır. Yani bağlayıcıdır. Diyelim ki ayrıntıyı unuttunuz. Tekrar söylüyorum. İştahat olarak görürseniz yardımcı, olarak, yardımcı kaynak olarak alacaksınız. Bağlayıcılığı yoktur. Ama iştahatları birleştirme kararı olarak görürseniz asli olarak alacaksınız. Çünkü kanunla eşit sayılır. Evet peki Gelelim doktrinlere. Doktrinler neydi arkadaşlar? Bakın kelime anlamı bilimsel görüşler. Bunu cümleye aktardığımız zaman diyoruz ki yargının söz sahibi olmadığı konularda, yargının söz sahibi olmadığı konularda karar verirken bilir kişi raporu doğrusu da karar vermesidir. Yargının söz sahibi olmadığı konularda karar verirken bilir kişi raporu doğrusu da karar vermesidir. İşte mesela en güzel örneklerimiz e, şuydu mesela otopsi raporları en güzel örneğimiz. Şimdi düşünün düşün, kız evde ölü bulundu. Şimdi hakim oturduğu yerde kendi ölmüş diye karar verebilir mi? Hayır. Çünkü şu ihtimaller de var. Evet kendi de ölmüş olabilir, öldürülmüş de olabilir, intihar da etmiş olabilir, cinasi sü süsülürmüş olabilir. Ha o zaman biz bunları nasıl anlayacağız? Hakim nasıl anlayacak? Ha o zaman otopsi adli tıptan gelecek otopsi sonuçlarını bekleyerek karar verecek. Bak ne oldu? Yargı söz sahibi olmadığı bir konuda karar verirken bilir kişi raporu doğrusunda karar verdi. İşte bunlar da doktrin arkadaşlar. Burada soru soran var mı arkadaşlar? İstihat ve doktrinlerde takıldığınız bir şey varsa sorun ona göre diğer konuya geçeceğim. Evet bekliyorum. O zaman yeni konumuza geçiyoruz arkadaşlar. Hukukun dalları. Bakın arkadaşlar hukukun önemli bir konusu yine hukukun dallarını üç ayırmışız. Kamu hukuku, özel hukuk ve karma hukuk. Şimdi burada önce tablodan yine soru geliyor arkadaşlar. Mesela atıyorum ceza hukukuna bir desin. İşi hukukuna iki desin. iş hukukuna üç desin. Hangileri kamu hukuku içerisinde düzenlenmiştir? Hangileri kamu hukuku içerisinde düzenlenmiştir. Evet cevaplarınızı görmek istiyorum. Evet. Hangileri kamu hukuk içerisinde düzenlenmiş? Bakın bir ceza hukuku. iki kişi hukuku. Üç iş hukuku. Hangileri kamu hukuku içerisinde düzenlenmiştir? Bakın arkadaşlar hatırlarsanız sınıfta şöyle bir mantık vermiştim. Direktmen hangisi özelde düzenlenmiş dese cevap verir zaten. Yalnız iki. Hangisi karma hukuk dese cevap yalnız 3. Ama hangileri kamu hukuku içerisinde düzenlenmiştir derse o zaman hem burayı alacağız hem burayı alacağız. O zaman demek ki sorumun cevabı hangileri kamuda düzenlenmişlerse 1 ve 3'ü alacağız. Tekrar söylüyorum bakın karma zaten nedir? Karma kamu ve özelin karışımıdır. Karma kamu ve özelin karışımı olduğu için hangileri kamu hukuk içerisinde düzenlenmiş diye bir soru gelirse karmayı da buranın içerisinde alacağız. Ama zaten direkt ben hangileri özel derse sadece burayı alacağız. Hangileri karmadır derse sadece burayı alacağız. Ona dikkat edeceğiz. Evet arkadaşlar bir de konunun kendi içerisinde çıkmış sorular var. Onu da konu kendi içerisinde söyleyeceğim. Özellikle ceza hukukunda olsun, idarede olsun, şurada kişi hukuk hısımlıkla ilgili sorular olsun. Bunların hepsini konu içerisinde işleyeceğiz. Peki arkadaşlar bir önce şu anayasa hukukuna bir bakalım. Anayasa hukuku nedir? Bakın daha önceki konularımızda anayasa nedir demiştim. Bakın anayasa nedir demiştim. Burada anayasa hukuku nedir? Zaten cümlenin yarısı aynı. Mesela şuraya kadar aynı. Devletin yapısını, şeklini, işleyişini, niteliklerini ve rejimini belirten, bakın buraya kadar aynı. Ama şimdi anayasa hukukunda şu kısımlar farklı. Bakın şurada da yazmışım. Şurada yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkiyi düzenler arkadaşlar. Yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkiyi düzenler. E gerçekten de düzenler mi? Düzenler. Bakın anayasa olsun, kanun olsun nerede yapılır? Yasama organımız olan meclise yapılır. Onay için nereye gider? Yürütme organımız olan başkana gider. Peki herhangi bir iptal davası açılacaksa nereye gidecek? Bağımsız ve tarafsız mahkemelere yani yargıya gidecek. Ha, o zaman gerçekten de demek ki yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkiyi düzenliyor mu? Düzenliyor. Ha, o zaman demek ki anayasa hukukunu tekrarlıyorum. Devletin yapısını, şeklini, işleyişini, niteliklerini ve rejimini belirten yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkileri düzenleyen bir kamu hukukudur arkadaşlar. Anayasa hukukunda bunları bilmemiz yeterli arkadaşlar. Asıl önemli fazla soru getiren şu ceza hukukuna bir bakalım. Ceza hukuku nedir arkadaşlar? Evet ceza hukuku nedir? Bakın. Şimdi diyelim ki hakim Ahmet'e 3 yıl verdi. Mehmet'e 5 yıl. Ali'ye berat dedi. Hüseyin'e müebbet dedi. Peki bunu neye göre söyler arkadaşlar? Ceza hukukuna göre söyler. Bakın aslında burada ceza hukuku tanımlamış oldum. Mesela o zaman ben hakimsem neye göre 3 yıl, 5 yıl berat ya da müebbet diyeceğim. Ceza hukukuna göre. Çünkü ceza hukuk şudur. Hangi eylemin suç, hangi eylemin suç olmadığını, hangi suça hangi cezanın verileceğini belirleyen bir kamu hukukudur. Tekrarlıyorum. Ceza hukuku hangi eylemin suç, hangi eylemin suç olmadığını, hangi suça hangi cezanın verileceğini belirleyen bir kamu hukukudur. Peki, Ceza hukuk içerisinde şu kavramlarımız var arkadaşlar. Bakın kabahat, cürüm, Kast. kazaran, taksir, tutuklu, hükümen tutuklu, hükümlü, tanık, tanık, soruşturma ve kovuşturma. Bakın arkadaşlar kabahat nedir? Hani deriz ya kabahatler kanununa göre bu suçtur ya da değildir. Kabahat ve cürüm bakın bununla bu bağlantılı kasla kazaran bağlantılı, şu üçü birbirle bağlantılı, şu ikisi bağlantılı, şu ikisi birbirle bağlantılı. Bakın kabahat toplumu derinden sarsmayan hafif suçlardır. Toplumu derinden sarsmayan hafif suçlardır. Hafif suç. Mesela örneğin gece mesela hani daha önceki konularda da örnek vermiştik ya görgü kurallarını anlatırken. İşte gece 12'den sonra yapılan gürültüler ...bir kabahattır değil mi arkadaşlar? Ve hatta kabahatler kanuna göre de bu suçtur. Ama düşünün bir gürültü toplumu derinden sarsar mı? Sarsmaz. O zaman cümlemi tekrarlıyorum. Toplumu derinden sarsmayan hafif suçlardır. Ama cürüm tam tersi. Toplumu derinden sarsan ağır suçlardır. Toplumu derinden sarsan ağır suçlar. Mesela cinayet, yaralama... E bunlar gerçekten de cinayet olsun, yaralama olsun, gasp olsun. Bunlar toplumu derinden sarsar mı? Sarsar. O zaman ağır suçlar mı? Evet ağır suçlar. Peki gelelim kasta. Aslında Türkçeleşmiş bir kelime. Kas nedir? Eylemin bilerek ve isteyerek yapılması. Anlıyor ya kasten mi yapmış? Eylemin bilerek ve isteyerek yapılması. Kazaran taksir ise eylemin bilmeden, istemeden kazayla yapılması arkadaşlar. Eylemin bilmeden, istemeden ve kazayla yapılması. Mesela trafik kazaları, iş kazaları. Bunlar taksire örnek midir? Örnektir. Bakın arkadaşlar bir de bilinçli taksir var. Bilinçli taksir. Şimdi trafik kazasında adama çarptın herhangi bir mazeret yok. Yani tamamen kaza. Dersin bu tamam normal taksirdir. Ama adam alkol kullandığı için kazayı yapmış ya da hız sınırını aştığı için adama çarpmış. Kırmızı ışıktan geçtiği için adama çarpmış. Bakın mantığını düşündüğüm zaman bir kural ihlali yaptığı için kazaya sebebiyet verdi değil mi? İşte bu da bilinçli taksirdir. Yani normal bir kaza gibi ucuz kurtulmaz. Ha, o zaman kural ihlali sonrasında meydana geliyorsa bilinçli taksir olur. Peki burada şöyle bir soru gelebiliyor. Mesela diyor ki şuraya bir diyor. Tutukluya 2 diyor, hükmen tutukluya 3 diyor, çünkü şurada 4 diyor. En az 1 yıl hüküm giymiş diyor buraya da. En az 1 yıl hüküm giymiş. Hangileri milletvekili olabilir? Hangileri milletvekili olabilir ne sorular geliyor. Taksirli suçtan hüküm giyenler, tutuklular, hükmen tutuklular en az bir yıl hüküm giymişler. Hangileri milletvekili olabilir? Cevaplarınızı göreyim arkadaşlar. Ben yönetmem. Cevapları ben mi görmüyorum? Yoksa sisteme... Evet cevaplar gelmiş. 1-3 diyenler var. 1-3, 1-3, 1-3, 1-2-4, 1-4, 1-2-3. Evet doğru cevaplar da var. Ama yanlış cevaplar da var maalesef. Evet, doğru cevaplar artmaya başladı. Evet arkadaşlar. Yasemin Yıldız alt, e, ayrıca ayrıca açıklama yapmış. Tabii ki doğru. Cevap 1-2-3 arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 ve 3. Taksirli suçtan hüküm giyenler, işin içinde kaza var, milletvekili olabilir. Tutuklular olabilir, hükümen tutuklular olabilir, sebebini söyleyeceğim. Ama hükümler olamaz, yine sebebini söyleyeceğim. Zaten konumuz şu an orada. Bakın arkadaşlar, tutuklular. Şimdi hayali örneğimiz Ahmet, suçlu, şüpheli. Yani adamı vurup vurmadığı belli değil. Bu yüzden mahkeme devam ediyor. Mahkeme devam ettiği için alaca ceza da belli değil. Tamam mı arkadaşlar? Ahmet suçu sabit görülmemiş. Mahkeme devam etmekte ve alacağı ceza belli değil. Şimdi cümle içerisinde daha düzgün kullanıyorum. Gireğin suçu sabit görülmemiş. Mahkeme devam etmekte ve alacağı ceza kesinleşmemiştir. O yüzden milletvekili de olabilir, oy da kullanabilir. Ama hükmen tutukluğuna bir daha bakalım. Hükmen tutukluğuda da diyor ki, Bireyin suçu sabit görülmüş. Yani Ahmet'in suçu sabit görülmüş. Ama temiz yolu açık olmak üzere mahkeme devam etmekte. Temiz yolu açık olmak üzere mahkeme devam etmekte. E mahkeme devam ettiği için o zaman ceza belli midir? E ceza belli değil. Bakın arkadaşlar, burada mantık şudur. Milletvekili olup olmayacağını alacağı cezadan biliyorum ben. Yani en az bir yıl hüküm giyecek ki o da taksir hariç en az bir yıl hüküm yiyecek ki ben milletvekili olacak ya da olamayacak hükmünü vereyim. E şimdi düşünün bakın tutukluda da hükmen tutukluda da dikkat ederseniz mahkeme devam ediyor. E, mahkeme devam ettiğine göre ceza belli değil. E, belki de ceza almayacak. Ha, o yüzden tutuklularda da hükmen tutuklularda da tekrar söylüyorum mahkeme devam ediyor. Bireyin alacağı ceza belli olmadığı için milletvekili olabiliyorlar. Ama hükümlü de 3 yılda da kalemi kırıyoruz. Bireyin suçu sabit görülmüş. Yani Ahmet suçu işlemiş kesin. Mahkeme sonuçlanmış ve ceza kesinleşmiştir. Tekrar söylüyorum. Hükümlü de bireyin suçu sabit görüldü. Mahkeme sonuçlandı. Ceza kesinleşti. Ve diyoruz ki en az bir yıl hüküm giyenler taksirli suçlar hariç milletvekili olamaz ve hapiste olduğu süre içerisinde oy da kullanamazlar. Bak tekrar söylüyorum. Hükümlüler Hapiste olduğu süre içerisinde oy da kullanamaz. Hani cezaevlerine sandıklar götürülür ya, o sandıklar taksirli suçtan hüküm giyenler kullanıyor. Tutuklular, bir de hükmen tutuklular kullanabiliyor. Yani hükümlüler tekrar söylüyorum abi dışarı çıktıktan sonra kullanır. Hapiste olduğu süre içinde oy, oy da kullanamaz. Peki şöyle bir soru sorsam desem ki aşağıdakilerden hangisi, aşağıdakilerden hangisi milletvekili olabilir? Tamam? Hangisi milletvekili olabilir? A. Rüşvetten 3 ay yatanlar. Rüşvet. ve İhaleye fesat karıştırmaktan ve dolandırıcılıktan 5 ay yatanlar. Dolandırıcılık. C. Terör suçundan terör suçundan 7 ay yatanlar. D. Kasten adam vurmaktan 11 ay yatanlar. Kasten adam vurmaktan 11 ay yatanlar. E. Hırsızlıktan ve nitelikli dolandırıcılıktan bir ay yatanlar. Hangileri milletvekili olabilir? Hocam bir soru gelmiş. Hocam daha sonra hatası olmayıp berat ettirildiğinde bir yıldan fazla da hüküm giymiş olsa milletvekili olabiliyor muydu? Şimdi arkadaşlar zaten sınıfta da söylemiştim. Berat etmek demek, isterse terör suçu, isterse yüz kızartıcı suç olsun. Berat etmek demek ne demek? Onun suçsuz olduğu demek. O zaman şu iki ifadeye bakalım. Terör suçundan affa uğramış, terör suçundan berat etmiş. Bakın hangi suç olursa olsun, ister yüz kızartıcı, isterse normal bir suç. Berat etmiş demek, bu suçu işlememiş demektir. Allah korusun birisine iftira atılmıştır o zaman. En kötü suçtan bile... Berat etmesi demek ne demek? Temize çıkmış demek. Yani suçsuz demek. O yüzden tüm haklara sahiptir arkadaşlar. Berat eden kişi hangi suçtan yargılanırsa yargılansın suçsuzluğu anlaşılmış. Bu suçu işlememiş demektir. O yüzden milletvekili de olur. Oy da kullanır. Her şeyde yapabilir. O yüzden affa uğramayla beratı karıştırmayacağız. Evet. E, D11 e yatan. Evet. Doğru arkadaşlar. Güzel. Bakın arkadaşlar. 5 seçenekten 4 tanesi yüz kızartıcıydı ama 11 ay kasten de adam vursa, 11 ay yatmışsa bu yüz kızartıcı değildir. Ha o zaman şöyle bir cümle kullanacağız. Yüz kızartıcı suçtan, yüz kızartıcı suçtan hüküm giyenler affa bile uğrasalar milletvekili olamazlar. Bakın ferhat demiyorum ha affa bile uğrasalar milletvekili olamazlar. O zaman yüz kızartıcı suçları bir hatırlayalım. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma nitelikli dolandırıcılık, işte hırsızlık gibi, ondan sonra sahtecilik, terör suçları gibi bunlar yüz kızartıcıydı. Ama adam öldürmek bir yüz kızartıcı suç değildir arkadaşlar. Peki gelelim tanığa. Tanık nedir arkadaşlar? Kolay. Bildiğimiz görgü şahidi değil mi arkadaşlar? Tanık bildiğimiz görgü şahidi. Tanık ise ifadesi alınan şüpheli kişi olabilir değil mi? İfadesi alınan şüpheli kişi. Peki en çok öğrencinin karıştırdığı iki kelime. Soruşturma ve kovuşturma. Soruşturma nedir? Kovuşturma nedir? Hatırlarsanız bir yol haritası çizmiştim. Hatırlayanınız muhakkak hepsi herkes hatırlıyordur. Ben sadece bir hatırlatma yapayım. Bakın önce bir şu harita üzerinden bir bakalım. Soruşturmanın şu düzlemdeki yeri şu kısım soruşturma. Şu kısım ise Kovuşturma. Peki şu cümlemi hatırlıyor musunuz? Önce soracağız. Evet duygularıma hemen yazdı arkadaşımız. Önce sor sonra kov. Çok güzel. Önce soracağız sonra kovacağız. Dilek arkadaşımız hemen zaten yazdı. Benden önce yazdı. Önce sor sonra kov. Bu cümleyi biliyorsam gerisi kolay arkadaşlar. Evet o zaman bakın önce sordum sonra kovdum. O zaman soruşturma Emniyetten adliyeye kadar geçen süreç. Yani emniyetten iddianamenin hazırlandığı, iddianamenin hazırlandığı adliyeye kadar geçen sürece soruşturma. Kovuşturma ise iddianamenin hazırlandığı adliyeden mahkeme süreci ve sonrasına ise kovuşturma denir. Çünkü arkadaşlar mesela günlük hayattan da bir hatırlayın. Olay oldu. Önce emniyetimiz, polisimiz müdahale edecek, değil mi? Emniyet sonra bunu nereye gönderecek? adliyeye gönderecek. Adliyede işte bir soruşturma ondan sonra nereye? Mahkemeye. Mahkeme ya içeri diyecek ya da dışarı diyecek değil mi arkadaşlar? O zaman tekrarlıyorum bak olay oldu. Olay adliyeye intikal, emniyete intikal etti. Emniyet adliyeye gönderdi. Adliyede mahkemeye gönderdi. Mahkemede ya içeri ya dışarı diyecek. Yani kısacası Demek ki soruşturma emniyetten iddianamenin hazırlandığı adliyeye kadar geçen süreç. Kovuşturma ise iddianamenin hazırlandığı adliyeden mahkeme ve sonrası sürece denir arkadaşlar. Yani önce sordum, bak sonra kovdum. Ya içeri ya dışarı. Bir de soruyu şöyle soruyor arkadaşlar. Soruşturmada kim etkili? Kovuşturmada kim etkili? Bu soruma cevap istiyorum arkadaşlar. Soruşturmada kim etkili? Yani şu aşamada soruyu soran kim? Kovuşturmada soruyu soran kim? Evet çok güzel Sümeyye. Soruşturma savcı, kovuşturma hakim. Çok güzel. Arkadaşlar hatırlarsanız bakın soruşturma savcı. Hatta SS dedim savcı. Ama bir kovuşturma içeriye de ya da dışarıya diyecek karar organı kimdi? Karar organı hakimdir arkadaşlar. O yüzden kovuşturmada da a etkili. Çok güzel arkadaşlar. Güzel, aklınızda kalmış, çalıştığınızda belli. Güzel. Peki. Evet, ceza hukuku bu kadar arkadaşlar. Şimdi de idare hukukuna bir bakalım. İdare hukuku nedir? Bakın önce idare hukukunda şöyle sorular geliyor. Şurada hatta boşluk şeklinde bırakmışım. Yürütmenin en büyük hiyerarşik amiri kimdir? Merkez teşkilatının en büyük hiyerarşik amiri kimdir? İdarenin en büyük hiyerarşik amiri kimdir? Şuradan başlayıp alttan başlayacağım. İdarenin en büyük hiyerarşik amiri kimdir arkadaşlar? Cevap istiyorum. İdarenin en büyük hiyerarşik amiri kimdir? Evet, cevap bekliyorum. İdarenin en büyük hiyerarşik amiri, cevaplar geldi. Evet, güzel. Güzel. Çok iyi. Evet, doğru arkadaşlar. Bakan. Evet, idarenin en büyük hiyerarşik amiri bakan arkadaşlar. Doğru. Tebrik ediyorum. Peki, merkez teşkilatının en büyük hiyerarşik amiri kim arkadaşlar? Bunun cevabını istiyorum. Merkez teşkilatının en büyük hiyerarşik amiri kim? çok güzel merkez teşkilatı tabii ki Cumhurbaşkanı evet Cumhurbaşkanı arkadaşlar bakın idare hukukunun bir tablosunu hatırlayın merkez teşkilatı dediğimiz zaman bir tarafta başkent bir tarafta taşra hepsi o zaman en yüksek kim oluyor Cumhurbaşkanı Peki devam edelim yürütmenin en büyük hiyerarşik amiri kim arkadaşlar bunun cevabını istiyorum yürütmenin en büyük hiyerarşik amiri kimdir Evet yürütmenin. Evet. Yürütmenin de evet arkadaşlar güzel. Yürütmenin de en büyük yerarşik amiri Cumhurbaşkanı yine. Zaten arkadaşlar yürütme tek başlı değil mi? Zaten yürütmeyi OBS'de yükle anlatmışım. Yürütmenin başında Cumhurbaşkanı var. Başkan var. E o zaman en büyük yerarşik amiri de kim olur? Cumhurbaşkanı yani başkan olur. Peki aslında bir arkadaşımız sistemde cevap vermiş ama burada yine söyleyeyim. Taşra teşkilatının en büyük hiyerarşik amiri kim arkadaşlar? Taşra teşkilatının en büyük hiyerarşik amiri Evet, taşra teşkilatının evet cevap gelmeye başladı. Taşra teşkilatının en büyük hiyerarşik amiri? Evet, güzel. Vali arkadaşlar. Bakın. Taşra teşkilatının en büyük hiyerarşik amiri validir. Çünkü taşrada kim var zaten en yüksek? vali, kaymakam öyle değil mi arkadaşlar? Yani ilin başında vali, ilçenin başında kaymakam. E, vali kaymakamdan yüksek olduğuna göre Taşra'nın en büyük hiyerarşik amiri validir arkadaşlar. Evet idarede o zaman gelelim şu tanımsal kısmına. İdare hukuku nedir arkadaşlar? Hani niye sorudan başladım şimdi birazdan tanım içerisinde anlayacağız. Bakın idare hukuku şurada bir şey çizmişim. Bakan demişim, bakanlık ve muhtarlık demişim. Ve demişim ki bir hiyerarşi var. Şunun arası bir hiyerarşi var. Şimdi o zaman parçaları birleştiriyorum. Bakın. Diyorum ki bakanlıktan muhtarlıklara kadar olan hiyerarşiyi belirleyen ve bu hiyerarşide bir sorun çıktığında devreye giren bir kamu hukukudur. Tekrarlıyorum. Bakanlıklardan muhtarlıklara kadar olan hiyerarşiyi belirleyen ve bu hiyerarşide bir sorun çıktığında devreye giren bir kamu hukuku. Ha o zaman demek ki bak dikkat edin. Başlığımız idare hukuku ve bakanla başlıyorum. İşte yani işte o yüzden idare hukukunun işte idarenin en büyük yer amiri bakandır arkadaşlar. En çok da öğrenci buna düşüyor. Tekrar söylüyorum. İdarenin en büyük yer amiri bakandır. Bakın cümleyi bile bakanla başlattık. Bakandan muhtarlıklara kadar olan hiyerarşi belirleyen ve bu hiyerarşi arasında bir sorun çıktığında devreye giren bir kamu hukuku Peki bu idarenin bir hiyerarşisi var. Bakın yönetmenlikte de söylemiştim. İdarenin en başında kim var? Yargısal anlamda. Bakın yargısal hiyerarşisine bir de bakalım. Yargısal hiyerarşisinde en üstte Danıştay var. Hemen bir alta bölge idare, onun da bir altında il idare mahkemesi var. Ha, o zaman idarede bir sorun çıktığında devreye bunlar gidecek. Bakın yargıyla bağlantılı bir konu. Hatta çıkmış sorusunu hatırlatayım. Demiş ki Ayşe öğretmen müdürüyle atıştığında bu sorun hangi yargı koluna ait? Bak soru genel sormuş. Hangi yargı koluna ait? Seçeneklerde idari yargı da var, adli yargı da var. Cevap, evet. Soruyu bir daha soruyorum arkadaşlar. Ayşe öğretmen müdür ile tartıştı. Olay mahkemelik olursa bu idari yargı mı, adli yargı mı? Evet doğru cevabımız tabii ki idari yargı arkadaşlar. Güzel. Bakın idari yargı soruyu genel sormuş. İdari yargı. Peki soru şöyle sorsaydı. Ayşe öğretmen hangi mahkeme ilk önce başvuru deseydi? Hangi öğretme, hangi mahkeme önce başvuracak deseydi cevap ne olurdu? Bak soruyu genel sordu. idari yargı. Peki Ayşe öğretmen hangi mahkeme ilk önce gider deseydi cevap? Şu tahtadakilerden. Evet. Doğru cevap geldi. Tabii ki il idare arkadaşlar. Bakın. Önce il idareye gitmek zorunda. Önce il. Bura çözemezse bölge. Bura çözemezse Danıştay'a gider. Çünkü Danıştay burada bakın ilk ve son derece mahkemesi olmadı. İlk derece mahkemesi olmadı. Son derece mahkemesi oldu. Çünkü yargıda da tekrarlayacağız. Danıştay idari konularda temiz merci olan son makamdır. Bak idari konularda temiz merci olan son makamdır. Ha, o yüzden iş mahkemelik olduğunca önce il idareye gider. Bura çözemese bölgeye gider. Bura çözemese danıştaya gider. Çünkü idari konularda temiz merci son makam danıştaydır. E demek ki burada bir cümle kurarsak ilin temiz merci neresi bölge. Bölgenin neresi danıştay. Ha, o zaman demek danıştay son temyiz merci idari konularda. Peki il idare ve bu idari konularda sorusu olan var mı arkadaşlar? Bu konuda sorusu olan var mı? O zaman tablodan devam edelim. Yargılama hukukuna bunlar kısalar arkadaşlar zaten. Yargılama hukuku nedir? Evet yargılama hukuku nedir arkadaşlar? Yargılama hukuku bakın yargının usul ve kaidelerini belirleyen bir hukuk arkadaşlar. Yargılamanın hangi usul ve kaidelere göre yapılacağını belirleyen bir kamu hukuku. Yani mahkeme açık mı yapılacak, tek hakimli mi, çift hakimli mi, bütün bunların bir prosedürü var arkadaşlar. İşte yargılamanın usul ve kaidelerini belirleyen yargılama hukuku. Peki size bir soru sorayım. Şimdi diyelim ki bir olay, X diye bir olay var, adliyeye intikal etti. Tamam mı? Olay adliyeye intikal etti. Adliye içerisinde bu X olayının sulha mı gidecek? Asliye'ye mi gidecek ya da nereye gidecekse onu belirleyen mahkeme hangisi arkadaşlar? Evet, zor bir soru ama sınıfta söylemiştim. Evet, adliyeye intikal eden bir olayın hangi mahkemenin konusu olduğunu belirleyen mahkeme hangisi? Soruyu bilene badem şekeri arkadaşlar. Evet cevap bekliyorum. Evet. Badem şekeri hediyemiz var. Yargılama diyenler var. İdari diyenler var. Yargılama hukuk diyen var. Arkadaşlar cevabımı vereyim. Bakın. Uyuşmazlık diye bir mahkeme var arkadaşlar. Yalnız yüksek olan uyuşmazlık değil ha. Uyuşmazlık mahkemesi. Uyuşmazlık mahkemesi diye bir mahkeme var adli içerisinde. Yüksek mahkeme olanla karıştırmayın. Uyuşmazlık mahkemesi o konunun hangi yargıya gideceğini belirler arkadaşlar. Yani sulhan mı asliye mi nereye gidecekse onu belirleyen bir mahkeme. İşte o mahkeme uyuşmazlık mahkemesidir. Ama tekrar söylüyorum bunu yüksek mahkeme uyuşmazlıkla karıştırmayın. Peki gelelim icra ve iflasa. Bakın icra ve iflas ise diyoruz ki icra ve iflas konusunda sosyal hayatı düzenleyen bir hukuk. İcra ve iflas konusunda sosyal hayatı düzenleyen bir hukuk. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. İcra bireylere uygulanıyor. İcra bireylere uygulanıyor. İflas ise iflas ise güzel kişiliklere uygulanıyor. Bakın icra bireylere iflas ise güzel kişiliklere uygulanır. Yani tüzel kişilik kim arkadaşlar? Bunlar kim? Şirket ve holding gibi. Şirket ve holding gibi. O zaman icra bireylere, iflas ise tüzel kişiliklere uygulanır. Tekrar söylüyorum. Bakın icra ve iflas hukuku icra ve iflas konusunda sosyal hayatı düzenleyen, yani bu konularda bir sorun çıktığında devreye giren bir hukuk, icra borcunu ödemeyen bireylere uygulanıyor, iflas ise şirket ve holding gibi tüzel kişiliklere uygulanır. Peki gelelim şu vergiye. Vergi hukukunda 3 ilkeden bahsetmiştim arkadaşlar. 3 ilkeden bahsetmiştim. Şöyle vergi hukukunda 3 ilkeden bahsettim. Birincisi neydi? Genellilik. İkincisi kanunilik. Üçüncüsü ise adaletlilik. Yani eşitlik. Şimdi vergi hukukunda tanım olarak diyor ki kimlerin ne kadar vergi verebileceğini belirleyen bir kamu hukukudur. Kimler ne kadar vergi verebilir? Bunu belirleyen kamu hukuku vergi hukukudur. Bakın vergi hukukunda üç ilkemiz var. Birincisi genellilik. Genellikle diyor ki devlet vergi alırken cinsiyet ayrımı yapmaz. Bakın devlet herkesten vergi alır ve cinsiyet ayrımı yapmaz. Kanunilik'te ise çünkü devlet vergi alırken kanunlara uymak zorundadır. Yani hakkı birse birden fazlasını almaz. Bak tekrar söylüyorum. Devlet vergi alırken kanunlara uymak zorundadır. Çünkü vergiler kanunla çıkarılır, kanunla arttırılır ve kanunla kaldırılabilir arkadaşlar. Değil mi arkadaşlar? Ve hatta birinci meclisi bile çıkar değil. Kanun neydi? Vergiyle ilgiliydi. Yani alınan vergisinin dört kat artırılması arkadaşlar. Peki adaletlilik neydi arkadaşlar? Bakın burada da ne demiştik? En düşürücü ilke burasıydı. Devlet herkesten eşit vergi alır ifadesi yanlıştır. Eşitsizliğin ta kendisi olur. O zaman doğru ifademiz neydi? Devlet herkesten gelirine göre gelirine göre eşit vergi alır. Devlet herkesten gelirine göre eşit vergi alır ifadesi doğru bir ifade. Peki yabancılar vergi verir mi arkadaşlar? Yabancılar da vergi verir. Buna not olarak düşünmüştük. O zaman diyoruz ki Türkiye'de ticaret yapan ve Türkiye'de ikamet eden yabancılar da vergi vermek zorundadır. Hatta en güzel örneği neydi arkadaşlar? En güzel örneğimiz yabancı futbolcular değil mi arkadaşlar? Çünkü Türkiye'de ikamet ediyor ya da Türkiye'de ticaret yani para kazanıyor. O yüzden Türkiye'de ikamet eden ve ticaret yapan yabancılar vergi vermek zorunda. Peki gelelim devletler genel hukukuna. Bakın devletler genel hukukunu da öğrenci devletler özel hukukuyla karıştırıyor arkadaşlar. Şurayla karıştırıyor. Şimdi soruyu şöyle soruyor. Mesela diyor ki Türkiye'nin ABD ile olan ilişkilerini düzenleyen hukuk hangisidir? Evet cevap bekliyorum o zaman. Türkiye'nin ABD ile olan ilişkilerini düzenleyen hukuk hangisidir? Evet, devletler genel. Doğru. Peki, doğru cevap devletler genel. Şöyle sorsa, Türkiye'nin NATO ile olan ilişkileri, Türkiye'nin NATO ile olan ilişkilerini düzenleyen hukuk hangisi? Cevap yine aynı mı? Evet. Cevap yine aynı arkadaşlar. Devletler genel. Peki dese ki Türkiye'nin Türkiye'nin Olga ile yaşadığı sorun. Türkiye Olga. O zaman ne olur? Genel olmaz bu sefer. Evet. Bu sefer özel olur. Bakın arkadaşlar. O zaman cümleyi toparlıyorum. O zaman devletler genelinin tanımı şu. Bir devletin herhangi bir devlet ya da herhangi bir kuruluş ile olan ilişkilerini düzenleyen bir kamu hukuku. O zaman Türkiye hangi devlet olursa olsun ya da hangi uluslararası kuruluş olursa olsun devlet ve kuruluşlarla olan ilişkiler devletler genelinin konusudur. Ha, eğer bir taraf özel olursa işte o zaman devletler özel olur. Bakın devletler özele geldiğimde zaten söyleyeceğim. Eğer Türkiye işte karşısında işte Olga, Helga, Michael, Joe falan filan ya da işte Helga, Olga Türkiye'de bir sorun yaşadı. O zaman devletler özel devreye girebilir. Ama tekrar söylüyorum bir devletin herhangi bir devlet ya da bir devletin herhangi bir kuruluşla olan ilişkilerini düzenleyen hukuk devletler geneldir. O zaman tekrar söylüyorum. Demek ki Türkiye'nin ABD, Rusya bu üçgendeki ilişkileri ya da NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği bunlar hepsi devletler genelin konusu arkadaşlar. Peki gelelim şu özel hukuk tarafına. Yönetmenim süremiz var mı? Ona göre şu burası önemli bir konu. 45 dakika. Evet. Arkadaşlar, e, zamanımız var mı? Buraya girersem daha çıkamam. Burada hısımlık diye bir, çok önemli bir konu var. Şimdi arkadaşlar, e, kişi hukukunda bildiğiniz gibi bakın. medeni de kişi, aile ve miras, borçlar ki önemli asıl borçlar, asıl önemli yer bura. Bunları anlatacağız. Bir de öğrencinin en fazla takıldığı hısımlık konusu var diye. İşte Ahmet'in teyzesiyle olan, teyze çocuğu, amca çocuklarla olan hısımlık durumu nedir? Onlar önemli bir konu. E, yönetmenim o yüzden sordum. Yani zaman e, olduğu için sınıfta biliyorsunuz önemli bir konu ve zaman alan bir konu. E, hatırlarsanız sınıfta olduğu gibi bir mantık, bir tablo çizeceğim. O yüzden pazartesi gününkü tekrarımızda arkadaşlar aklınızda olsun hısımlığı anlatacağım. O yüzden kaçırmayın. Şuradan sorularınızı alayım. <laughs> Savaş halinde başkomutan... Arkadaşlar bakın, İslam öncesi Türk tarihinden itibaren başkomutan cumhurbaşkanıdır arkadaşlar. Savaş halinde başkomutanlık yetkisi cumhurbaşkanına geçer. Bu gelenek İslam öncesi Türk tarihinden itibaren devam ediyor arkadaşlar. Hani mesela İslam öncesinde hükümdarın görevlerini... Kaan'ın görevlerini anlatıyoruz ya, diyoruz başkomutanlık yapar, orduyu başkomutanlık eder. İşte Osmanlı dönemlerini hatırlayın, orduya başkomutanlık eder. Günümüzde de arkadaşlar, 82 Anayasası'na göre savaş halinde, olağanüstü bir seferberlik halinde ordunun başkomutanı, cumhurbaşkanı yani şu anki başkandır. Evet, sorunuz, sorularınızı alayım arkadaşlar. Yok eğer yanlış hatırlamıyorsan yanlış yazmıştır Gamze. Başkomutanlık yetkisi kesinlikle Cumhurbaşkanı'dır. Sümeyye sorun. Devletler özel hukuk olması için yabancı olan kişinin çifte vatandaşlığı varsa nasıl olacak? Şimdi orada arkadaşlar sorunu yaşayan kişi. Diyelim ki Ahmet'in çifte vatandaşlığı var. Ahmet sorunu kiminle yaşamış? Onu da bilmemiz lazım. Ama sonra Olga ile yine devletler özel girer. Ya da devletler özel seçeneklerde yoksa yabancılar hukuku, vatandaş hukuku devreye girer. Bahadır Hocam karşımda sözlü söyleyeceğine mesaj da hayırlı Ramazanlar diyor. Ben bu arada Bahadır Hocanın cevabını vereyim. O yer şekillerini anlatırken yanlış bilgi verdi arkadaşlar. Bizim köyde ağaç çok köyde ağaç çok. Ben onu resimlerle, belgelerle ispatlayacağım. Biliyorsunuz tarihçiler belgeyle konuşur. İlk fırsatta arkadaşlar, hatta telefonum kapalıyorsa gösterebilecektim telefondan. O ormanlık manzarayı, her çeşit ağaç ormanlığı göstereceğim. Bu arada yer şekillerinde bundan sonra e, örnek verirken doğru bilgi versin. Rica ederim. E, bu arada e, şunu da söyleyeyim. Her zaman Şaka da olsa, gerçek de olsa bir tek Bahadır Hoca bu şekilde takılabilir. Çünkü kardeşim olarak görüyorum. Eğer değişmediyse halen orada. Ha, bu arada onu hatırlatmışken şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eskiden 2010 yıl değişikliğine kadar en yüksek memur müsteşar diyorduk ya. Artık o değil. E, İdari iş, Cumhurbaşkanı, İdari İşler Başkanlığı en yüksek memurdur arkadaşlar. Cumhurbaşkanı, İdari İşler Başkanlığı aynı zamanda en yüksek memurdur. Başka sorunuz var mı? Ee, yoksa ona göre yayını keseceğiz. Arkadaşlar hafta içi genel tarih tekrarı da yapacağız. Bakın hafta içi pazartesi kısımlık tekrarını yapacağız. Bakın önemli bir konu, soru getiren bir konu. Bir de hafta içi ayrıca ee, hani bazen e, iki video hani Ramazan dolayısıyla arka arkaya uzun da sürdüğü için e, hem genel tarih hem anayasa hani süresel olarak e, sıkışmadığı için e, bir gün genel tarih bir gün anayasa tekrar yapacağım arkadaşlar sadece şunu size sorayım genel tarihte şimdi Osmanlı'nın kültürü ve medeniyeti tüm siyasi tarihini o OBS'de videolarda anlattım ayrıntısıyla anlattım hatta alana da gidecek şekilde ayrıntısıyla anlattım orada kayıttı o yüzden size şunu sorayım, ee, İslam öncesi Türk tarihinden mi başlayayım size tekrara? Oralar hani daha önceden sınıf ortamda aslında işlenmiş, o yüzden soruyorum. Ya da direkt Türk-İslam tarihinden mi başlayayım? Ya da hocam, OBS'de her ne kadar yüklü de olsa Osmanlı'dan mı başlayayım? Evet, İslam öncesi Türk tarihinden mi başlayayım? Türk-İslam tarihinden mi başlayayım? Yoksa Osmanlı kültür medeniyetinden mi tekrara başlayayım arkadaşlar? Bunu sizin için değerli siz ne derseniz oradan başlayacağım. Ben baştan diyen var. Osmanlı diyen var. Samet öncesi. İslam öncesi. Evet. Çoğunluğa vereceğiz arkadaşlar. Dersimiz anayasa. Demokrasi şu an İslam öncesi ağır basıyor. Evet. O zaman şu an gelen cevapların demokrasi ya da çoğunluk. Hatta nitelikli çoğunluk. İslam öncesi Türk tarihi. Tamam arkadaşlar. O zaman... İslam öncesi Türk tarihine başlayacağız. Türklerin ana yurdu, kültür buradan başlayacağız. İskit, Hunlar öyle devam edeceğiz arkadaşlar. Tamam. çoğunluk Türk İslam öncesi dedi. Tamam, Türk öncesinden başlayacağım, Osmanlı'ya kadar getireceğim arkadaşlar. Peki arkadaşlar, bir sonraki konumuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Evde olun, evde kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.